Efendim hayırlı sabahlar. 5 Haziran 2024 Çarşamba günündeyiz. Haftanın 3. iş günü gün başlığında 3. bölümüyle karşınızdayız. Efendim stüdyo konuğumuz AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi Avukat Mehmet Kırmızı Beyefendi. Hoş geldiniz, hoş sefalar bulduk, getirdiniz. Sayın nasılsınız? Teşekkürler, sizler iyi misiniz? Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Ümitliyim. Nasıl şöyle? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün gergin anlar yaşandı. DEM Partili isimler Hakkari'nin o terör örgütüyle direkt bağlantılı olan ve birkaç gün sonra karar duruşmasında hüküm giyeceğini bildiği için yüklü miktarda parayla kaçmaya çalışırken yakalanan o Demli Belediye Başkanı'nın görevden alınıp yerine kayyum atanması bahanesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsü işgaline girişti DEM Partili milletvekilleri ve tabii ki ellerinde bazı dövizler falan da vardı. Bazı kadın milletvekillerinin o dövizleri alıp paramparça ettiğini gördüm. Ben de gördüm. Helal olsun dedim. Şimdi bu kayyum atamaları, tartışmalar devam ediyor. O tartışmaların odağında bir de Yüksek Seçim Kurulu var. Madem öyle bunlara niye efendim seçime girme yetkisi veriliyor gibi gibi eleştiriler var. Genel olarak neler söyleyeceksiniz? Şimdi Sayın Şahin, öncelikle şunu ben size belirteyim. Provoke eden, ülkeyi provokat eden, ülkeyi karıştırmaya çalışan DEM Parti'dir. Bu çok net. Neden? Şimdi siz yargılanması bakın önce şunu söyleyeyim hukuken. Yargılanması devam eden yani kesin evet. Hüküm almamış bir şahsın aday olmasına YSK anlamında bir engel yok. Çünkü bir hüküm almamış. Evet. Ama siz suçu sabit olan, kuvvetli suç şüphesiyle yargılanan bir kişiyi aday gösterip onun sonunda ceza alacağını bile bile aday gösterirseniz ben şunu anlarım oradan. Ceza aldığında kaos çıkarmak için bunu planlıyorsunuz. Evet. Çünkü HDP özellikle gösterdiği belediye başkanı adaylarında ya yargılanan, yargılamasının sonuna gelmiş. Evet. İşte o an gözaltına alınmış, tutuklu halinde de çünkü adaylığına engel yok. Bunları bilerek yapıyor ki sonunda ceza aldığında bir kaos, bir mağduriyet yaratmak kendince. Ya bu adam PKK'ya açıkça yardım yataklık yapmış Hakkari Belediye Başkanı. Terör örgütüne finansman ve destek sağlamış ve ceza alacağı kesin. Ceza alacağını bildiği için de kendince mağduriyet yaratmak adına böyle bir ortam oluşturuyor. Evet. Siz bu adamı niye aday gösteriyorsunuz? Evet. Sizin göstereceğiniz başka bir aday mı yok yargılanmayan? Yani HDP bunları planlı bir şekilde ikinci, üçüncü adımında ülkede kaos çıkarmak, işte böyle bir mağduriyet algısı yaratmak için bunları yapıyor. Ne oluyor? Hemen desek ki CHP'de biz kayyuma karşıyız. Ya kardeşim bu adam dağ kadrosuna kepçe yolluyor. Dağ kadrosuna finansman yolluyor. Belediyenin tüm olanaklarını terör örgütüne aktarıyor. Temiz işçileri çıkartıp PKK'da da görev yapmış, daha kadrosuna çıkmış teröristleri işe alıyor. Buna kayyum atamayacağım da neye kayyum atayacağım? İlk başta bunları bir göreceksiniz. Öyle. Sorgulayacaksınız. Yani sırf deme HDP yaranmak için, hoş gözükmek için terör örgütüne açık destek veren bir belediyeye kayyum atamayacağım. Biz sur olaylarında, hendek olaylarında görmedik mi? Evet. Belediyelerin kepçeleri, belediyelerin dozerleri askerimize karşı hendek kazıp askerimize karşı barikat kurmadılar mı? Ben o belediyelere kayyum atamayacağım da hangi belediyeye kayyum atayacağım? Ama peki bu tarz kişilerin seçime girmesini önlemek mümkün değil mi? Şimdi Sayın Şahin, hukuki açıdan bakar isek, benim de iyi bildiğim bir konu bu. Seçim hukuku açısından, seçim hukukunu bilen biriyimdir. Şimdi seçim kanununda aday olamamanın şartları kesin hükme bağlanmıştır. Yani bir kişinin kesin ceza alıp ondan sonra aday oluşu engellenebiliyor. Yani burada bu belediye başkanı yargılaması devam ettiği için bir kesin hüküm yok ortada. O yüzden aday olabiliyor. Evet. Ancak kesin hüküm aldıktan sonra belediye başkanlığı düşüyor. Şu anki durum da aslında bu durum. Kesin ama hüküm alacağını beraberinde getiriyor. Işte. Evet ama işte karışıklığı bakın çok güzel söylediniz. Karışıklığı beraberinde getiriyor. Şimdi o zaman bu karışıklığa izin vermeyin. Yargılaması devam eden, suç şüphesi kesin olan adama neden aday gösteriyorsun? Ama olayın bir de yurt dışına yansımasını da iyi kavramakta fayda var. Yani işte mesela Alman Deutsche Welle atar manşeti. Der ki kardeşim işte Kürtlerin belediye başkanı düşürüldü. Klasik Alman provokasyonu. Provokasyon açık bir mevzu. Bu provokenin önüne geçmek için de bir yasal düzenleme İşte bizim bunu, bizim arkadaki dokümanları iyi anlatmamız lazım bunlara. Bizim işte onlar da biliyor işte, doğru gerçeğin Allah'tan olduğunu çok iyi biliyor. İletişim Başkanlığı kuruldu da Türkiye'de Fahrettin Altun liderliğinde. Evet. En azından bu tip şeyleri anlatıyorlar. Yani siz ne yaparsanız yapalım bakın. Ama seçim, onlar bir kere bakın, algıyı oturtuyor yani. Seçim kanununu değiştirseniz de işte bakın dağdaki terörist belediye başkanı çıksın dağ silahla fotoğraf çeksin. Evet. Mermi sıksın onu alıp gözaltına alın.
Belediye başkanı düşürün, ona bile bahane bulurlar yani. Alman buluyor, Doçeveli'ne. Buluyor. Anladınız mı yani? Onlara zaten yaranma derdimiz yok. Onlar da hiçbir zaman doğruyu görmezler. Evet. Bizim burada HDP'nin böyle provokede edici, böyle provokasyonun yol açacak eylemlerden ve sahiplerden kaçınması lazım. Bakıyorsunuz her belediyede ayrı bir sorun. Eş başkanlar. Duyuyor, haberleri geliyor bize. Eş başkan adı altında daha kazasından birini getirip resmi seçilen belediye başkanının ya da belediye başkanının yardımcısının yanında oturtuyorlar. Şu anda İstanbul'da da var bu. Belediyelerde var bu, İstanbul belediyelerinde. Evet. HDP'li başkan yardımcılarının yanındaki sandalyede eş başkan adı altında terör örgütüyle iltisaklı kişiler oturuyor. Size bunu açık söyleyeyim. Vahim bir durum. Var. Ben bu ileride bu ilçelerin adını veririm. Vahim yani. Düşünün. Sıkıntı. CHP'ye oy verdiğini zannediyorsunuz. Ama aslında arka planda HDP'ye vermiş oluyorsunuz. Ve sizin verdiğiniz oylarla daha kalırsa ilintili bir eş başkan gelip belediye başkan yardımcısının masasının yanında oturuyor. Evet. Yani işte kamuoyunda çok ciddi tartışmaları beraberinde getiriyor. Ama Devlet Bey dün bir çıkış yaptı. Terörist belediye başkanı ve terörist aynen. milletvekili istemiyoruz. Ben katılıyorum. Kesinlikle terörist doğru. belediye başkanı, terörist milletvekili istemiyoruz. Yani ama o bir önceki bölümde de sordum. Aklıma takılıyor. Yani dünyanın neresinde bir ülke bana gösterebilirsiniz ki kendi teröristine, ülkesinin bölünmez bütünlüğüne ve insanların canına kasteden bir terör örgütünün uzantısına bir de dokunulmazlık zırhı kazandırıyor. Dünyada bir örneği yok diye biliyorum. Tabii İspanya'da Bask bölgesinin ayrılıkçı terör örgütü üyeleri, ETA'nın üyeleri gözaltına alındı. Vekillikleri düşürüldü. Evet. İrlanda'da ayrılıkçı, İrlanda'da örgütlerin dokunulukları kaldırıldı, gözaltına alındı. Ama biz de yaptığımızda sizin dediğiniz gibi bütün Avrupa yok insan hakları, yok demokrasi adı altında çığırtkanlık yapıyorlar. Yani terörist milletvekili istemiyoruz, terörist belediye başkanı istemiyoruz, terörist destekçisi hiç kimseyi istemiyoruz yani. Kaldı ki yine benim bilgilerim dahilinde, o kamuoyuna açık kaynaklardaki bilgilerden konuşuyorum. Gözler Anayasa Mahkemesi'nde uzun süredir. Anayasa Mahkemesi'ne sunulan binlerce sayfalık o raporda, hani HDP'nin kapatılması falan, orada bu belediye başkan adayları, milletvekilleri bilmem neyse bunların Kandil tarafından belirlendiğine dair kanıtlar öyle var. Öyle zaten. Kanıtlar var, deliller var. Ben diyorum size yani. Liste yapılıyor, eş başkanları onlar seçiyorlar. Evet. Kendi iradeleri yok. Bakın anlatmak istediğimiz bu. HDP ile DEM Parti siyasetçinin iradeleri ipotek altına alınmış durumda. Kendi özgür iradeleri yok. Yok. Kendi özgür iradeleriyle karar veremiyorlar. Kandil ne derse onu yapıyorlar. Kandil'in aksi durumda karar verirseniz ya belediye başkanından alıyorlar sizi ya bir daha da alay göstermiyorlar. Evet. Bunun örneği çok. Şimdi tabii ki interaktif bir yayındayız. Mesela Almanya dedik, hemen Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız. Bakın mesaj gönderiyor. Mevzuya nasıl yaklaşıyor? Murat kardeşim, aynen senin dediğin gibi Almanya'da DEM olsun, HDP olsun, PKK olsun hep Kürt kardeşlerimizin haklarının savunucusu olarak lanse ediliyor. Terörist olarak değil, iki yüzlüler diyor. Evet. İşte az önce siz de atıfta bulundunuz o mevzuya. İki yüzlüler yani ne yaparsanız yapın yaranamazsınız. Bugün Almanya'da en basitinden sokak köpeği mevzusu çözülmüş. Almanya'da sokak köpeği, başıboş sokak köpeği yok. Bunu bilen Alman Deutsche Welle, Türkiye'de işte hayvan kıyımı o bu bilmem ne diye yaygara ben başka bir örnek vereyim size yani. Sayın Şahin. Nükleer enerji. Evet. Nükleer enerjiye biz geçiyoruz diye işte Akkuyu efendim Türkiye'yi felaketi sürekli haber yapıyor Deutsche Welle. Ama kendisinin en az 4-5 tane nükleer santrali var. Var. Aktif duruma geçirecek. Evet. Fransızlar öyle. Fransa'da da var. İşte yani biz... Ya Ermenistan'da var. Ya bakın bizim ülkemiz için yaptığımız faydalı bir şey onların beğenmesini beklememiz zaten mümkün değil. Ya bakın bugün de seyircimiz çok güzel söylemiş yani Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız yok. Kürt kökenli gurbetçi vatandaşlarımız büyük baskı altında orada. Evet. Büyük tehdit altında Almanya'da. Ben gittim şahsen Berlin'e, Hanover'e, Köln'e. İyi bilir gurbetçilerimiz. Orada gerek Türk gerek Kürt vatandaşlarımız bu terör örgütü destekçileri, terör örgütü destekçi dernekleri, terör örgütü destekçi vakıflar tarafından büyük baskı altındalar. Haraç toplanıyor, baskı yapılıyor, zorla eyleme götürüyorlar, tehdit ediliyorlar, darp ediliyorlar. Niye Almanya bunları engellemiyor? Öyle. Şimdi Danimarka'dan Murat Topaç beyefendi de bakın ne diyor. Murat kardeşim, asıl problem DEM veya CHP değil. Bence asıl neden muhafazakar kesimin içindeki menfaat ilişkileri üç kuruşluk çıkar uğruna parti kuranlar, köstek olanlar diyor. Bölenler demek istiyor. Tabii bir Danimarka'dan bir izleyicimiz olayı böyle görüyor, böyle yorumluyor. Karşı tarafa yarayan her şey
ve yaptığınız hareket karşı tarafa yarıyorsa siz de bunların parçası olmuş olursunuz. Doğru söylüyor seyircimiz. Yani bugün bizi muhafazakarları bölerseniz işte böyle terör destekçisi partilerin ya da şahısların belediyeleri olur ve sıkıntı yaşarsınız. İlla onlardan hareket etmeniz gerekmiyor. Tabii. Onlara yarayacak hareketler yapmanız da onlara destek anlamına geliyor. İnsanlarımızın sesi olmak önemli bir şeydir. İzninizle Tekirdağ'dan Şadan teyzemizin de mesajını okuyacağım. Bu arada Trakya bölgesindeki insanlarımıza güzel bir müjde gelmişti. Neydi onu da bir hatırlatalım efendim. Mevzu ne? Çok sevindirici bir gelişme aslında. Doğalgaz rezervi. Trakya bölgesinde yeni doğalgaz rezervi keşfedildi ve onun çok kısa bir sürede Tekirdağ ve Silivri'de yapılan doğalgaz arama çalışmalarında 4 yeni kuyuda 300 milyon metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldı ve doğalgazın 2 hafta içerisinde Trakya bölgesindeki sanayi tesislerimize dağıtımının başlanması planlanıyor. Bu da güzel bir gelişme, sıcak bir gelişme. Tekirdağ'dan Şadan teyzemizin mesajını görünce bu bilgiyi de bir ileteyim istedim. Diyor ki Şadan teyzemiz, ellerinden öperim. Hayırlı sabahlar Murat Bey oğlum. Benim kafama CHP'nin bitmeyen, değişmeyen zihniyeti Deniz Yücel denen, ki mevzuyu oraya getirecektim zaten. Deniz Yücel denen bir sıfat kullanıyor Şadan teyzemiz, onu kullanmayacağım. Milletvekili, sınava girecek gençleri namaza davet eden, dualarla başarı istemek isteyenleri, Allah'ın yardımını istemek isteyenleri, kimine göre ucube oluyor ve vesaire. Yani Deniz Yücel'e eleştirilerini sıralıyor Şadan teyzemiz. Mevzu neydi? İşte geride bıraktığımız hafta sonu bir LGS. Sınav oldu. İşte Mamak'ta öğrenciler bir organizasyon yapılıyor. Hadi buyurun sabah namazına, namaz kılınsın, dualar edilsin, bir maneviyat yüklenelim. Dua şifadır bizim inancımızda, ki öyledir de. Diğer dinlerde de öyle aslında. Ondan sonra bir maneviyat zırhını kuşanalım, çocuklarımızı sınava öyle götürelim deniliyor. Ona tepki gösteriyor CHP'li Deniz Yücel. Ve milletin bakanımız için hoş olmayan ifadeler kullanılıyor. Siz o gelişmeye dair ne diyeceksiniz? Ya şimdi, yani genel olarak CHP'nin İslamiyet'le bir problemi şimdi var. Şimdi ruhu değişmiyor CHP'nin, işte bakın. Neden ama? İşte iki yüzlülük. Bakın Özgür Özel çıkıyor, işte seçimlerinde namaz kılıyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar, takke takıyorlar ama aslında onların en büyük derdi, en büyük düşmanı İslam. Ama neden? Değişmeyecek. Çünkü dertleri, yani işte devamlı İslam'la mücadele etmişler. 1925'lerin 30'ların başından beri hep İslam'la bir mücadele var. Kabul etmiyorlar, doğma diyorlar. İslam, Müslüman olanı, takva sahibi olanı hain ilan ediyorlar, asıyorlar, darbe yapıyorlar. Dertleri bu. Çünkü İslam'la müşerreflendirmemişler kendilerini. İslam alakası yok. Kur'an alakası yok. Ve hep böyleydi. Ya başörtüsü sorununu 90'larda CHP yaratmadı mı? Kılıçdaroğlu başörtüsü düzenlemesini iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gitmediler mi? Bu arada başörtülü hanımefendileri, bacılarımız, annelerimize yönelik saldırılar da artmaya başladı. Yani işte bunlara i̇şte bakın. Ankara, biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çayın şahin. Yani bakın oy verdiğiniz kişilere, ben kimsenin oy vermesini eleştirmiyorum. Milli irade. Başımızın üstünde yeri var. Milli iradenin başımızın üstünde yeri var. Kime oy verirse veririz. Ama sonuçlarına bakın. Başörtüsü kardeşlerimiz son zamanlarda otobüslerde saldırı oluyor. Evet. Parklarda saldırıya uğruyor. Evet. CHP'li vekil çıkıp sabah namazını davet ediyor. Aynı eskiden Uğur Dündar'ın yaptığı bir sabah namazı haberi gibi hatırlarsanız. İşte okulda şok mescit diye böyle bir haber yapmıştı. Yıllardır havzalarda. Sabah namazına çağrılan öğrenciyi idden dolayı Milletin Bakanlığı, Milletin Müdürlüğü linç ederler. Evet. Kur'an-ı Kerim okuyan öğrenciyi yobaz ilan ederler. Camiye giden vatandaşı hain ilan ederler. Hı hı. Yani onlara göre medeniyet, affedersiniz alkol içmek, medeniyet işte Kur'an okumamak, medeniyet namaz kılmamak. İşte bu ne demek biliyor musun? Mehmet Akif'in tarif ettiği medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Bu işte. Bu zihniyet. İyi bir Müslüman gençliğin, takvalı bir Müslüman gençliğin yetişmesini istemiyorlar. Takvalı, ahlaklı bir eğitim, milli eğitim modelinin, marife eğitim modeli olmasını istemiyorlar. İnanmış, hakka, hukuka riayet eden, Allah korkusu olan, Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara riayet eden yönetici istemiyorlar. Çalışan istemiyorlar. En büyük dertleri bu. Ve yıllarca bizi bununla korkuttular. Darbe yaptılar, astılar, 28 Şubat'ı yaşattılar, Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. Ne oldu? 2002'den itibaren
muhafazakarlar için müthiş bir dönem oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde değil mi? Evet. Herkes özgürce ibadetini yapabildi. Ama ne oldu? Yok efendim onu cezalandıracağım, yok şunu cezalandıracağım diye geldiğimiz hale bakın. Bütün kazanımlarımızı kaybedeceğiz Allah korusun. Kardeşliğinde. Bakın yavaş yavaş bunların emarelerini görüyoruz. İzmir'de nikahta okutulan duayı kapatan memur. Yani ya ben buradan seyircimize soruyorum ya. Şadan Tedi gibi bilinçli seyircimiz var araştırma yapan. Lütfen araştırsınlar. İzmir'de nikah sırasında dua edildi diye mikrofonu kapatan, hakaret eden nikah memuru görevin başında mı değil mi? Bir yaptırım oldu mu? Özgür Özel'e buradan soruyorum. Ne yaptırım yaptın? Dua edene hakaret eden mikrofonu kapatan kişiye. Ne yaptırım yaptın? Deniz Yücel. Yani. Ya senin bu ülkenin İslam derdiyle sorunun mu var kardeşim? Bu ülkenin %99 Müslüman bir ülke. Açık açık söyle de ki bizim İslam'a derdimiz var. Niye ikiyüzlülük yapıyorsun? Yani öğrenci namaza gidemez mi? Öğrenci namaza çağırılır ama ezan niye okunuyor? Ezanın bir anlamına baksın. Deniz Yücel söylüyorum. Ezanın bir anlamına baksın. Ezan namaza çağrıdır. Biz bu çağrıyı günde 5 vakit yapıyoruz. Ona da mı laf ediyorsun? Günde 5 vakit biz namaza çağır. Allah 5 vakitte namaza çağırıyor insanlara ezanla. Evet. Sen o çağrıya karşı çıkan o çağrıya da karşı çıkar. Senin ezandan bir rahatsızlığın mı var? Kılınan namazdan bir rahatsızlığın mı var? Ahlaklı Müslüman gençlerden bir rahatsızlığın mı var? LGBT dairesini kurmasını biliyorsunuz ama büyük şehirlerde. LGBT festivalleri yapmasını da biliyorsunuz. İstanbul'un fethinde rock sanatçıları çıkarmayı da biliyorsunuz. Ama namaza çağrılan gençlerden rahatsız oluyorsunuz. E sizin rahatsızınız İslam'sa söyleyin biz de onu bilelim. Kızmıyoruz. Sadece gerçek yüzünüzü görelim. Yani CHP'ye çağrınız şu mu kardeşim? Siz çıkın açık açık deyin ki biz İslamiyet'ten hoşlanmıyoruz. Kardeşim biz böyle namaza çağrılardan, işte camiye çağrılardan, işte Kur'an-ı Kerim okumasından, nikah dairelerinde dua edilmesinden, işte dua edilen yerlerden hoşlanmıyoruz kardeşim. Çıkın söyleyin bize bunu, biz de bunu bilelim. Niye işte Özgür Özel farklı konuşuyor da o farklı konuşuyor? Bilelim. Derdiniz ne kardeşim? Neden başörtülere saldırılar arttı son dönemlerde sizin olduğunuz belediyelerde? Neden başörtülü işçi kıyımına başladınız? Neden LGBT daireleri kurdunuz? Ben geçtiğimiz gün ekrana bir görüntü getirdim. Pazartesi günüydü herhalde. Neydi o? Şimdi Real Madrid şampiyon oldu. Bizim de orada bir gururumuz Arda var. Arda'mız var. Real Madrid şampiyon oldu. Kupayı aldı. Katedrale gitti değil mi? Katedrale evet. Gitti. Orada dini yetkililerinin yanına gittiler. Kupanın bir benzerini yapıp hediye ettiler. İşte tüm Real Madrid'li futbolcuların imzasının olan bir formayı kendi din adamlarına hediye ettiler. İşte kilisede, katedralde fotoğraflar çektiler. Paylaştılar kamuoyuyla. Ve dedim ki ya şimdi mesela Galatasaray şampiyon oldu Türkiye'de. Galatasaray takımı da alsaydı aynı işi mesela takımcı gitselerdi Ayasofya Camii'ne. Yer yerinden oynar. Ya bırakın onu. Arabistan'da maç yapıyoruz ya bir sürü ola çıkardılar ya. Ya Arabistan'daki o mevzu bir de kendi şirketini evet. İşte Araplara satıyor. Yani bakın bırakın. Ya nasıl şimdi ben şunu görüyorum. Yani? İçimizdeki hainler, içimizdeki din düşmanları var ya. Yahudi'den, Hristiyan'dan daha fazla düşman İslam'a. Bakın ben bu İslam düşmanlığını, bu şu anki Cenah'ın yaptığı İslam düşmanlığı, o Deniz Yücel'in İslam düşmanlığı Avrupa'da görmedim ya. Öyle. Bir insan kendi dinine bu kadar mı düşman olur ya? Çok ilginç. Yani bakın Barcelona Deniz Katedrali'ne gidiyor. İtalya'da mecliste yemin edilirken İncil'e el basılıyor. Ya işte Amerika. Ne bileyim Amerika'da işte savaş gemileri indirilirken papaz gelip vaftiz ediyor efendim yok gemisinin uçağını. Evet. Biz de namaz kılırsan hain ilan ediyorsun. Her şeye rağmen tüm bu kişilere rağmen biz bunu kaybetmememiz lazım. Biz 28 Şubat sürecinde mazlum iken çok ciddi mücadeleler verdik. Evet. Direnişler gösterdik. Aynı mücadele ve direnişi şimdi gösterme vaktidir. İşte kıymetli Erkan Bey o da diyor Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu olunca kiliseye gidiyor. Ziyarete gidiyor. Laik oluyor. Bizimkiler LGS sınavına girince dua için namaza davet edilince gerici oluyor diyor. Real Madrid'in Filistin için gösterdiği duyarlılığı Cumhuriyet Halk Partisi göstermemiştir. Samimi söylüyorum. Real Madrid'in attığı tweetler ortada. CHP'den bir gün Özgür Filistin... Real Madrid kulübünün kendi hesabından mı tweetler atıyor? Evet, kendi İngilizce hesabından ha. Bir tweeti var Filistin'le ilgili. Real Madrid. Ben onu kaçırmışım. Evet, size atarım ben onu yayından sonra. Aynı duyarlılığı CHP'den görmedik. CHP'nin bir tane tweetini göstersinler bana. Ama Filistin açıklama geldi.
Ne açıklaması? Hamas terör örgütüdür dediler. Evet işte. Terör örgütü. Biliyorsunuz Hamas'ı Amerika ve Birleşmiş Milletler'den önce terör örgütü ilan eden Cumhuriyet Halk Partisi. Niye? Dünyada Hamas terör örgütü ilan eden 3-4 ülke ve kuruluş var. İsrail, Amerika, İngiltere ve Cumhuriyet Halk Partisi. Samimi söylüyorum böyle yani. Çok ilginç bir durum ama. Evet aynen öyle. Şimdi bu CHP'nin din düşmanlığı çok ciddi manada tepki çekiyor. Şimdi Fransa'dan gelen bir mesaj. Selamun aleyküm Murat Bey. Bu CHP zihniyeti İslam düşmanı. Kurulduğu günden beri böyleler diyor. 5816 var, o yüzden kimse de konuşamıyor, anlatamıyor diyor. Mesela hep yurt dışı mesajları mı okuyacaksın? Hayır, Muş'tan Abdurrahman Bey diyor ki o güzel şehrime de selamlarımı ileteyim. CHP hiçbir zaman zihniyetini değiştirmedi, değiştirmeyecek. Çünkü bunlar Siyonist yapının unsuru diyor. Anlayalım artık. Şimdi Fransa'daki, Almanya'daki gurbetçilerimiz yazıyor. Onlardan bir ricam var. Bir yorum yazsınlar. CHP'nin burada gösterdiği İslam düşmanlığı Avrupa'da var mı o kadar? CHP'nin gösterdiği kadar gösteriyorlar mı? Merak ediyorum. Biz de bilgilenelim. Onlar da söylesinler yorumlarını. Emin olun oradaki ilgili kuruluşlar CHP kadar düşmanlık yapmıyordur İslam'a. O söyleyecekler Almanya'daki kurbetçilerimiz, Fransa'daki, Hollanda'daki, Danimarka'daki, Belçika'daki, İngiltere'deki. Evet. Söyleyecekler. Yok yani. Gerçekten yok. Peki. Abi karşı mesaj da var. Ne diyor izleyicimiz? Sadullah Yüce Türk. Sizin haberleri ilk defa izliyorum. Çok beğendim. Tebrik ederim diyor. Estağfurullah efendim. Yani Sayın Mehmet Kırmızı, ben de AK Partiliyim ama sabit görüşlü de değilim diyor izleyicimiz. Ben de evlenirken dini nikahımı kıydırdım ama camide sen hükümetsin. Yok, orada bir akıl karışıklığı olabilir. Neyse bir okuyalım. Sen hükümetsin, kanun çıkarırsın. Dersin dini nikah, nikahla beraber yapılacak. İş biter. Yoksa kanunlar var. Dini kullanarak her isyan kafasına göre hareket edemez. Sizlerin diyor bu konudaki görüşünüz nedir efendim? Efendim şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi imam nikahı yapmaya şu an bir engel var mı? Yok. 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 Ama imam nikahında şöyle bir durum var. Önce dini nikahını, resmi nikahını yapacaksın. Ondan sonra dini nikah, imam nikahı. Ben öyle biliyorum. Tabii imam nikahını, resmi nikahtan önce de bunun bir engeli yok ki şu an. İstediği, yani isteyen çiftler, evlenecek kişiler, Allah hayırlı etsin. Çiftler imam nikahını yapıp sonra da resmi nikahını yapabilir. İşte izleyicimiz de diyor ki ya kardeşim resmi, kanun çıkarılsın, ikisi aynı anda olsun. Şu an ona bir, yerde, ona şu an ona bir yasak ve engel yok şu an zaten imam nikahının yapılmasına. Yok evet. Ki. İmam nikahını istediği çift, evlenen çiftler imam nikahını ister işte evlerinde, işte bir yerle, aile huzurunda, eşrafında bir hoca eşliğinde imam nikahı yapılır. Bu imam nikahını ister resmi nikahtan önce yapar, ister resmi nikahtan sonra yapar. Buna bir engel yok ki. Yasak olmayan bir şey neyin düzenlemesi? Yasak değil şu an, engel değil. Evet. Yasak olan, engel olan ne biliyor musunuz? Biz onu anlatmaya çalıştık az önce. İzmir'de nikah dairesinde resmi nikahta sırasında okunmak istenen duanın yasaklanması. Şu an AK Parti döneminde bir yasak yok. Evet. AK Parti döneminde bir engel yok imam nikahına. Kimsesin imam nikahı yapmanıza karışamaz. Asıl yasak, asıl engel. Şimdi bu CHP zihniyeti döneminde olacak. Biz onu anlatmaya çalışıyoruz. Şu an bir engel yok. Seyircimize teşekkür ediyorum sorusu için. Herkes istediği zaman, istediği yerde imam nikahını yapabilir. Evet. İlginç. Herkesin dini inancı kendine. Hristiyansa kendi geleneklerine göre nikahını yapabilir. Ne bileyim, Musevi ise kendi geleneklerine göre nikahını yapabilir. Ortodoks ya da Ermeni ise kendi geleneklerine göre nikahını yapabilir. Ona, Türkiye'de ona da bir engel yok. Şu an. Şimdi, daha sonra, ister daha sonra resmi nikahını yapar, ister daha önce resmi nikahta Türk Borçlar Kanunu ya da Türk Medeni Kanunu'na göre insanların nüfus kütüğüne Eylül'e yazılması için gereken zorunlu bir işlem. Şimdi yaşadığımız yani, ülkemiz, onunla bir engel yok. Gayrimüslimler de var, Müslüman evet. olmayanlar da vardı. Onlar da nikahlarını kiliselerde yapabilirler, bir engel yok. Burada biz buna da izin verdik. Defalarca bunu da engelleme. Biz bakın, biz hiçbir dine, hiçbir inanca, hiçbir görüşe kim besleyen ya da buna karşı yasaklar koyan bir zihniyet değiliz zaten. Biz amacımız herkes özgürlüğü yaşasın, Müslüman da. Bizim ülkede şöyle bir sıkıntı var ama CHP zihniyetinde. Herkes özgürlüğü veriyor, Müslümanlara özgürlüğü vermiyor Müslüman ülkede. Sıkıntımız o. Şimdi Fransa'da camileri polisler cuma günleri korumaya başladı. CHP gibi bir parti yok. CHP kendi milletine düşman. Bakın görüyorsunuz, işte anlatmak istediğim buydu. Seyircimiz çok güzel özetlemiş. Bu Fransa'dan geldi. Evet, seyircimiz bakın çağrımızı duydu. Almanya'dan gelen mesaj, önce imam nikahı yapılması lazım çünkü Allah'ın indinde İslam geçerlidir. Avrupa'nın yasaları değil diyor. Belki de en doğru tespitlerden biri de bu.
İşte bir en, yani bakın İnanç. Şunu demek istiyorum. İmam nikahı şey bahsettim, gayrimüslimler düğünlerini kilisede yapıyor. Ama imam nikahı yaşadığımız ilçede evet. Kiliseler var, gayrimüslim vatandaşlarımız var. Görüyorum, oradan biliyorum yani. İmam nikahı yapmasına hiçbir engel yok. İmam nikahını size resmi nikah yaparken sormuyorlar. İmam nikahını önceden de yaparsınız, gidersiniz resmi nikahınızı yaparsınız. Hı-hı. Ona bir engel yok şu an bizim ülkemizde. Anladım. Yasalarımızda. Peki Kızılcahamam'da çok önemli bir kamp vardı. Orada evet. Partililerin görüşleri dile getirildi. Yol haritaları belirlendi. Her konu neredeyse masaya yatırıldı. Eleştiriler, parti içi eleştiriler konuşuldu. Derken dün de kabine toplantısı vardı. Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından çıktı, açıklamalarda bulundu. Tabii biz milletçe ay bayram tatili kaç gün olacak kısmına takıldık ama Başkan Erdoğan'a çok önemli vurguları vardı. 85 milyonun hükümetiyiz dedi. Ne demek istedi Başkan Erdoğan? İşte Kızılcahamam kampı sonrası, Kızılcahamam'da gerçekten verimli bir kamp vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin sesine kulak verdi. Orada işte gerek eleştirileri de, yapısal reformlar, her şey konuşuldu. Tabii AK Parti milletle beraber hareket eden, milletin sesine kulak veren bir parti olduğu için evet. Milletin sesine kulağını tıkamaz. Bu kampta onun bir sonucuydu ve özetiydi aslında. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir mesaj verdi. Mesajından biri de son kapanış konusunda yaptığı, hem milletin okey onay vermediğine biz de onay vermeyiz dedi. Aslında bu çok önemli bir cümle. Yani milletin mazharına teveccühü olmayan kişileri biz de yola devam etmeyiz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Aslında bu bütün kampın özetiydi. Tabii daha sonra kabine toplantısı. Cumhurbaşkanımız çok güzel özetledi. Bizim az önce dedi, biz herkesin hükümeti. Cumhurbaşkanımız evet. Herkesin cumhurbaşkanı. Yani Cumhurbaşkanımız ayırmıyor AK Parti'yle, Cumhuriyet Parti'yle, yok işte İYİ Parti'yle, şu partili, bir partili. 85 milyon ülkede yaşayan her bir bireyin cumhurbaşkanı. Ülkede yaşayan her bireyin her işinden, her sorununa sorumlu bir cumhurbaşkanı. Ve bu yolla cumhurbaşkanlığı yapıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz kimseye ayırmıyoruz. Biz ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmıyoruz. Onu atmayacağız. İşte o yüzden biz 2002'den beri özgürlükleri bu ülkeye getirdik. Evet. O yüzden biz yapısal reformları devamlı yaptık. Allah'a şükürler olsun ki gerçekten bunu tüm kamuoyunda söyleyebilirim. Ekonomideki yapısal reformlar da yavaş yavaş meyvesini vermeye başladı ve başlayacak. Evet. Emin olun buna, bakın. Yani yavaş yavaş inşallah yapısal reformların, işte alınan önlemlerin sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başladık. İnşallah bu önlemlerin işte Ocak, Şubat gibi ya da ne bileyim ekonomistler daha iyi bilir. Kısa vade sonrasında gerçekten daha iyi sonuçlar göreceğiz. Yani vatandaşımız müşteri olsun. Bu ülkede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu ülkede hiç kimseye ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılamaz. Asla. Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir vatandaşın İslam'ı yaşamasına engel olması düşünülemez. Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu sürece hiçbir terörist, hiçbir terör destekçisi, hiçbir terör yanlışı bir belediyeyi yönetemez, insanları tehdit edemez. Bu ülkenin teminatıdır. Emin olun buna. Tabii. Çünkü milletle yürüyen bir lider. Yani bunun sonuçlarını da inşallah vatandaşımız görecek her anlamda. Bakın eğitim, şimdi bir eğitim müfredatı düzenledik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Müthiş bir bence çok önemli. Müfredat. Müthiş bir müfredat yani. Gerçekten olması gereken Türk kültür, İslam kültürü örneklerini içeren bir müfredat. Evet. Şimdi o tartışmayı biraz geride bıraktı Bilge ama arkadaşlarımdan da rica edeyim, bir ileti var. Onu bir ekrana yansıtabilirsek sevineceğim, mutlu olacağım. Ama bu nikah mevzusu çok çok mesaj var. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki, kardeşim vatandaş diyor ki nikahı belediyelerden alın, sadece müftülük kıysın diyor. Bunu anladık, bunu söylemek haklı Ali Beyciğim, Allah razı olsun. Ali Utku Bey Denizli'den gönderiyor mesajı. Bakın bu nikah mevzusunda çok mesaj var. Selamun aleyküm. Dini nikah belediye nikahından sonra yapılması din açısından önemlidir. Çünkü sonradan yapılan nikahın önceki nikahın fesine işarettir diyor. Sayın Celal gönderiyor mesajı. Farklı farklı görüşler. Ama her yani, görüşe saygılıyız. Ya, vatandaşımızın görüşlerine saygılıyız. Ben diyecektim, demedim, demek istemedim ama işte izleyicimiz diyor, Denizli'den gönderiyor. Kardeşim belediyelerden alsa, alınsa bu yetki. Yani o tabii bir, o bir hani kanuni bir değişiklik gerektiren kıyamet bir husus. Kadar. Yani kanuni değişiklik gerektiren bir husus. İşte aslında bir resmi nikah bir hukuksal akittir, bir hukukçu olarak konuşuyorum yani. Hukuksal bir akittir. Bir nikah memuru eşliğinde, oradaki kurumun aslında belediye üftülük ya da valilik olması önemli değil. Sadece kanunla verilmiş bir yetki kullanan bir belediye aslına bakarsınız. Yani o akdi düzenleyen bir kişi sıfatında. Aslında onun orada belediyeymiş, müftülükmüş, valilikmiş hiçbir önemi yok. Orada kanun diyor ki bir resmi şekilde yapılacak. Tamam, Diyanet resmi şekilde. İşte resmi bunun müftülük mü yapılır? Şey, belediye, o kanunla düzenlenebilir. Yani bunlar
Onur Yükseler değil. Ama benim burada anlatmak istediğim şuydu. Vatandaşımız dedi imam nikahı. İmam nikahına bir yasak yok şu an zaten ülkemizde. Yok yok zaten. Evet, onda bir yasak yok yani. Onda bir kimse engel olamaz zaten. Öyle bir şey düşünülemez bile. Evet. Yani öncesinde yapmışsınız, sonrasında yapmışsınız. Evet. Yani. Peki, şimdi efendim. Yine o konuda çok mesaj geliyor ama. Müftülüklerde zaten resmi nikah kıyma yetkisi var diyor. Aa, doğru, hatırladım. Kıymetli izleyicimiz haklı. Değil mi? Resmi, oradaki resmi nikahın şekli resmi kişiler önünde yapılması. Yani bunun belediye hani kanunla yönetmelikle verilen bir düzenleme. Yani kanunda diyor ki resmi şekilde yapılır. Nasıl siz evi noterde arabayı noterde, evi tapuda derlerseniz. Evet. Kanun diyor ki evlilikte resmi şekilde yapıldıktan sonra nüfusa tescil. Bunun nüfusa tescil anlamında, resmi işlem anlamında, hüküm doğurması anlamında bir resmi bir şekil işlemi aslında. Yani. Şekli bir şey yani. Öyle söyleyeyim ben size. Evet, evet. Ben Ziya Beyefendi, teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun, hatırlattınız. Doğru. Teşekkür ederim. Şimdi saatler ilerliyor, zaman ilerliyor. Şöyle bir konu var. Efendim işte Anayasa Mahkemesi böyle bir karar aldı. İşte Başkan Erdoğan o bilmem ne ataması yapamayacak, şu Merkez Bankası bilmem ne. Ne oluyor? Yok, ne Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar onları içermiyor aslında. Ne mevzu? Orada karar, Anayasa Mahkemesi sadece kanun... Şimdi pek çok yerde de şey var, işte CHP gitmişti Anayasa Mahkemesi'ne. Yok yok. Öyle ne bir, oluyor? Mevzu öyle bir durum yok. Kanun hükmünde kararnameler anlamında Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Evet. Bunun Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkileriyle ilgili hiçbir anlamı yok. Sadece o kanun hükmünde kararnamenin hukuki tanımıyla ilgili bir kararı var. Yani bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız şunu yapamaz, bunu yapamaz diye bir kararı yok. Hı hı. O sosyal medyada çıkarılan bir yaygara. Bakarsanız yani. O kanun hükmünde kararnameler anlamında, geçmişte çıkarılan anlamında bir karardı. Yani bu kararların yok, efendim Cumhurbaşkanımız şunu atayamayacak, şunu yapamayacak, öyle bir yetkisel tartışma, açık bir kararlar değil bunlar. Ya size diyorum ya Sayın Şahin, sosyal medya öyle bir mecraya dönüşmüş ki. Yani ilginç. Açıkça net olan bir kararları bile farklı algılatabiliyorlar. Farklı gösterebiliyorlar. Sosyal medyanın şu an dönüştüğü konum ne biliyor musunuz? Çöplük. Çok affedersiniz. Siz çöplük dediniz. Et pazarı. Aynen öyle. Çok iğrenç, ben size söyleyeyim yani. Ciddi mi anlamda? Gerçekten et pazarı. Yani. Şimdi Amerika'sı bilmem nesi, TikTok'lar, MikTok'ları yasaklıyorlar. Bak biz de TikTok'u yasakla ne olacak? Alman Deutsche Welle ne manşet atar? Sabah bir ilginç bir yabancı bir haber sitesini dolaşırken yayın öncesi biraz dedim hani araştırdım. Çok ilginç bir haber gördüm. Bir Kızılderili yerli bir kabileye internet sağlanmış telefonla birlikte, bir deneme amaçlı. Evet. İnternet ve telefon sağlandıktan sonra o kişiler gençlerinin %60 oranında çalışma oranı düşmüş. Ha. Düşünün yani, tembelliğe alışmışlar. Sosyal medya tembelleştiriyor. Evet. Sosyal medya bilgi kirliliği. Bakın iyiye kullandığında iyi bir şey, kötüye kullandığında kötü bir şey. Öyle bir özelliği var. Tabii. Yani. Tabii. Ama işte araştıracağız ya. Araştıracağız. Tek bir kaynaktan da araştırmayacağız. Araştırma yaptığımız kaynaklar eğer bizi tatmin etmiyorsa arayacağız, soracağız, bilenlere danışacağız. Şimdi şu görseli ekrana getirdim. Kıymetli izleyicimize teşekkür ederim. Bu paylaşımı bize gönderdi. Bu Büyükada'da çekilmiş. Bakınız, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir afişi. Kurban Bayramı öncesi. İşte kurbanlarınızı dünyanın farklı yerlerinde, hem ülkemizde hem de dünyanın farklı yerlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz vesaire diye bir afiş Türkiye Diyanet Vakfı'nın. Bakın orada bir hacı amcamız var, evet, fotoğrafta. Yani sigarayla o afişte hacı amcamızın gözlerini vesaire delmişler. Böyle bir şeytani şey gibi göstermeye çalışmışlar. Bu Büyükada'da. Kıymetli izleyicimize teşekkür ederim. Büyükada'daki bir afiş bu değil mi? Evet. Öyle. Bu neyin tesadüfü? İşte yani... magandalar, işte bunlara, bu tip yardımlara, sadakaya, rızka, evet, mazlumların yanında, fakirlerin de olmaya gücü yetmeyen, hı hı, ve bunu kabullenemeyen, zoruna giden kişilerin yaptığı bir terör faaliyeti yani. Bu da bir terörizmdir. İlla terörizm dağda silah değil, bu da bir terörizm. Değil, maganda, şövenist bir yaklaşım, magandasal bir yaklaşım. Hatta dün, iki gün önce bir haber okudum, bir vatandaş... İzmir'de, Eskişehir'de mi, İzmir'de mi? Camiye girip alkol içip Kur'an-ı Kerim'i... Ha, Eskişehir'de. Eskişehir'deydi. Yani görüyorsunuz bu hareketi. Ya işte işin ilginç yanı bu. Bakın, evet, çok ilginç yani. Son zamanlarda artan vakalar. Aha. Nereden bir cesaret oluyorlar? İşte Deniz Yüzyıl çıkar, o konuşma yaparsa ondan cesaret alan herkes bunu yapar. Ama şöyle mesela, büyük adaya dair en azından bir fikir oluşursun diye kamuoyunda çok tanınmış isimler var. Bunlar da hep böyle... İslamiyet karşıtı tavırlarıyla, İslamiyet karşıtı olunca vatan, millet kasarlar, karşıtı tavırlarıyla kamuoyunda bilinen bazı
sözde medyatik filan bazı isimler Büyükada'da yaşıyor. Zihniyeti anlayabilmeniz için bunu söylüyorum yani. Büyükada demişken ya bu Kemal abi masaları kırıyordu. Erhal abla sürekli işte onların adını söylüyordu. İkisi de yok şu an. Şimdi ikisi de yok da o masaları uğruna masaları kırdıkları bilmem neleri yok. Biri Selahattin Demirtaş'tı, diğeri de Meral Akşener'in akrabası olan şey Osman kızı Kavala. Osman Kavala kızı soru. Nedir o süreçlerdeki son durum nedir? Tabii Kılıçdaroğlu bir çıkış yaptı biliyorsunuz. Meral Akşener zaten siyaset sahnesinde şu an yok. Kılıçdaroğlu bir çıkış yaptı ama çıkışı bir sonuç getirmedi işte. Kendince bir CHP içinde rol kapma ya da rol alma niyetinde oldu. Evet. Tabii Özgür Özel biliyorsunuz Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişti geçen hafta. Kendisi. Osman Kavala bakın. Ya bu 6-7 Ekim olaylarında bu kadar çocukların Yasin Börü'nün şehadeti başka arkadaşımızın yaralanması. Kim sebep oldu? Kim sebep oldu? Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine çıkmadılar mı dışarıya? Evet onun çağrıları var görüntüler. Gezi olaylarında yapılan maganlanizmi, ekonominin belki de bugün bu hale gelmesinin en büyük sebebi gezi olaylarının temelidir. O ekonomi çok istilaliyken gezi olayları kim yaptı orada finansmanını? İspatlı. Ses kayıtları var, görüntüleri var. Gezi'nin finansörünün Osman Kavala olduğu net. Mahkeme kararıyla sabitlenmiş. Ya bunun neyini savunuyacaksınız? Evet. Yasin Börü'yü şehadet eden, şehit eden teröristlerin sahaya inmesine sebep olan kişiyi mi savunacağız? Gezi'de ekonomiyi batıran, Gezi'deki mala mülke zarar veren bunu finansman sağlayan Osman Kavala mı savunacağız? Yargılandılar. Evet. Cezalarını aldılar. Yani anlamıyorum. Bakın nerede, bak İslam'a bir hakaret olsa ya da Filistin davasında, İslam davasında hiçbir duyar göremiyorsunuz sosyal medyada ya da siyasetçilerden, Cumhuriyet Halk Partili. Değil mi? Hiçbir duyar yok. Ne ziyaret var. Evet. Hangi 28 Şubat'ta hangi mağduru ziyaret etmiş CHP? İslami sahiplerle mağdur olmuş. Ya da Filistin davası ile ilgili kimi ziyaret etmiş Cumhuriyet Halk Partisi? Ama söz konusu Osman Kavala, Selahattin Demirtaş olunca cezaevinden çıkmıyorlar. Evet. Çıkmıyor. Niye? Oy derdi. Bakın 1990'da da böyleydi. Sosyalist Halk Parti o zaman Depli ile Leyla hatırlarsınız. Leyla Zanalar vardı. Evet, o zaman da Cumhuriyet Halk Partisi peşine takılmıştı bunların. Hatta o zaman Ecevit, Allah rahmet eylesin Ecevit, bazı durumlarda eleştirdikte çok önemli bir sözü vardı. Yani diyordu ki iki oy alacağım diye bu ülkede bölücülük yapan partiye yanaşmayacağım diyordu. O zaman ayrılmıştı, DSP'ye kurmuştu. Ki Ecevit onların içinden biridir, onları eleştiren biriydi. Evet. O zaman. Aynı yani ruh değişmiyor. Hı hı. 1950'de Adnan Menderes'e aslan ruh neyse aynı ruh. CHP'de isimler değişir, ruh değişmez. Evet, peki. Şimdi Akit gazetesinde de bugün manşet. Şimdi ben belediye zihniyetini anlayamıyorum. Belediyecilik nedir? Onu aklımda tasvir etmeye çalışıyorum. Belediye başkanlığı nedir? Bunu çözmeye çalışıyorum. Belediyeler birer ticarethane midir? Ticarethane ise gelir kaynakları varsa. İşte Ekrem abinin sözü geliyor aklıma. İstanbul nimet nimet seçilmeden önce. Ondan sonra da bilmem ne. Şimdi belediyecilik bir nevi bir holding midir? Bir ticarethane işletmek gibi bir şey midir? Nedir? Bilemiyorum. Bunu tanımı çok doğru koyamıyorum. Eğer böyleyse bu belediyeler niye devletten para alıyor? Devletimiz niye belediyelere para ödüyor? Belediye yerelde dar anlamda millete hizmet yeridir Sayın Şahin. Millete hizmet yeridir. Yerel anlamda. Bakköy'de oturuyorsunuz, Bakköy'de. İşte Avcılar oturuyorsunuz, Avcılar'da. Küçükmece'de oturuyorsunuz, Küçükmece'de. Evet. Yerel anlamda millete hizmet yeridir. Aha. Belediyeler tatil finansmanı yapma yeri değildir. Belediyeler yurt dışı tatilini finansman etmezler gazetecilerin. Aha. Roma tatillerini. Belediyeler LGBT tur konferanslarına para aktaran organizasyon şirketleri değildir. Çok güzel tanımladınız, teşekkür ediyorum. Belediyeler yurt dışı tur operatörü değildir. Hı hı. Şahsı özel tur operatörü değildir. Belli sayıda gazete. Sizi niye çağırmadılar? Beni kim? Niye çağırdı? Neden çağırmadı? Mesela ben soruyorum ya. Neden sizi çağırmadı Roma'sı? Çünkü benim bukle bukle saçlarım yok. Siz doğru, çünkü siz de doğruları söylüyorsunuz. LGBT'yi savunmuyorsunuz. Yalakalık yapmıyorsunuz. Yani. Ha, onu eleştirdim de dedim ki Ekrem İmamoğlu 40 yılın başında belki de iyi bir şey yapacaktı. Ya gitmiş bir olimpiyat İstanbul'da yapılması için gidiyor, görüşüyor. Aslında iyi bir şey yapıyor. Ama o da eline yüzüne bulaştırdı yani. İşte. Ülke bakın, para kazanacak. Belediyeler insan. Milletin hizmetine aktarılması gereken bütçelerin yeridir. Yol bekler, su bekler, evet, altyapı evet. bekler, park bekler.
Ben Bakırköy'de oturuyorum. Bakırköy rezalet bir durumda. Evet. Rezalet bir durumda Bakırköy. Siz de Bakırköy'de oturuyorsunuz. Bakırköy'de ilk yağmurda sel oluyor yollar. Evet. Parkların hali ortada. Ben 10 yıldır orada oturuyorum. En ufak bir yatırım yok. 10 yıldır geçtiğim yol aynı. Sel aynı sel. Demirler aynı demir. Pas tutmuş. Kaldırımlar aynı. Bu şeye katılmıyorum. Yatırım var. Bak Bakırköy meydana yatırım yapıldı efendim. Sayın Kırmızı ne yapıldı? Kırmızı renge boyanmış direkler konuldu Bakırköy meydana. Yatırım var. Direk kırmızı. Kimse anlam veremiyor. Bu ne kardeşim diyor. Şey heykel yapıyorlar. Uzaktan saçma sapan gören heykeller. Burada şantiye mi var diyor. Saçma sapan heykeller yapıyorlar. Yok LBT günleri, LGBT günleriymiş. En ufak bir yatırım yok ya. Hepimizin evlatları var. Vakit geçirici bir alan yok. Öyle. Nerede? Öyle, öyle. Şey, son birkaç dakikalık süreç ama bu nikah mevzusu çok mesaj var, onu söyleyeyim. Yasemin Hanım mesela diyor ki, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. İmam nikahı evet yapılıyor ama resmi olarak bizim ülkemizde bir geçerliliği yok. İnsanların vicdanına bırakılıyor. Bu yüzden kadınlar çok mağdur. Bu mağduriyeti gidermemek çok zor olmasa gerek. Güçlü bir devletimiz var elhamdülillah diyor. Yasemin Hanım da mesela bu konuda bir mesaj gönderiyor. Yine başka bir mesaj. Hayırlı sabahlar yeni geldi. Nizamettin Bey mesela. Hayırlı sabahlar Murat Bey. Nikah Allah'ın emridir. Allah adıyla kıyılır. Belediye nikahı ise mevcut kanuna göre yapılır. İkisi arasında korkunç fark var. Hatta pek çok alim belediyelerin nikah kıymasına şirk diyor diyor. Erzincan'dan Nizamettin Bey gönderiyor mesaj. Bu çok konuşulan bir mevzu ve çok görüş gelen bir mevzu. İşte nikah mevzusu. İşte az önce konuştuğumuz gibi zaten sayıcımız açtı. Bir engel yok dediği gibi yani evet. Şu an imam nikahı. Evet. Ama bu kadar tepki çekeceğini, bu kadar görüş geleceğini tahmin etmiyorum. Daha çok mesaj var. Çok mesaj vatandaşımız var. Hassasiyetleri konusunda çok duyarlı bizim vatandaşımız. Hı hı. İşte bakın bir Cumhuriyet Halk Partisi işte Türk milletinin işte verdiği tepki, inanışı, işte Türk milletinin değerleri bunlar aslında. Evet. Camiye çağrılan kişiye tepki göstermek değil. Samimi söylüyorum. Bunlar yani. Yani belediyecilik öyle bu gördüğümüz manzara değil İşte yani. Duyarlı vatandaş, duyarlı şimdi izleyici. Size bir şey söyleyeyim mi? Sivas'ta bir muhtar var. Sivas'ta Şarkışla ilçesinde bir muhtar var. O muhtar ne yapıyor biliyor musunuz? Mahallesindeki evsizler için 3 tane ev yaptırmış. Yetmemiş. Sokakta yaşayan o insanlar için, mahallesindeki evsizler için ev yaptırmış. Bir de öğrencilere burs imkanı falan sağlamaya çalışıyor. Bunu muhtar yapıyor ha. Sivas'ta Şarkışla'da bir mahalle muhtarı bunu yapıyor. Helal olsun ya. Allah'a helal olsun. O muhtarın yaptıklarını pek çok belediye başkanı yapmıyor. Şimdi ben yine diyorum. Şimdi ben elektrik faturamı ödüyorum. Belediyeye vergi gidiyor. Görüyorum kardeşim ondan. Su kullanıyorum yok atık su. O bu çevre tüketim vergisi belediyeye para gidiyor. O oluyor bu oluyor. Şimdi işletmelerden esnaftan para topluyor. Onu yapıyor bunu yapıyor. Tabela vergisi falan fişman derken devlet daha niye belediyeleri para veriyor? Görüyoruz pek çok belediye işçisi maaş alamıyor. Şu paraları aktarırsanız tur operatörlerine, LGBT derneklerine, vakıflarına ne maaş verebilirsiniz ne de bu tip evler kurabilirsiniz. Evet. Vallahi ben anlam veremiyorum. Karşıyım ayrıca. İzmir Büyükşehir Belediyesi maaşları ödemiyor. Evet. Akit gazetesinde ben sabah haberi göz atarken haberleri okudum. Tabii. Parayı ödemiyor. Hı hı. Geliri çok gideri yok aynen denilebilecek öyle. Belediyeler bile CHP'li belediyeler bile belediyede çalışan işçilere bakın, maaş ödeyemiyor. O paralar bu arada bizim kendi vatandaşımızın ve bizim cebimizden çıkan paralar onu da söyleyeyim. Tabii. Yani biz aynen. O bizden kesilen paralar onlar. Aynen öyle. Peki Ankara'ya döneceğim efendim var mı eklemek istediğiniz? Ben tüm Akit TV izleyicilerine tekrardan iyi haftalar diliyorum. Teşekkür ederim. Şunu söylemek istiyorum. CHP'nin İslam düşmanlığıyla hep birlikte mücadele edeceğiz. Evet. Sağ olun, var olun. AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi Avukat Mehmet Kırmızı Beyefendi. Çok farklı konulara girdik. Tepkileri de aldık. İnteraktif bir yayın yaptık.